Merhaba arkadaşlar. Arayanlara atölyem kitabında ondalık kesirlerin ve rasyonel sayıların pozitif ve negatif kuvvetleri konusuyla dersimize devam ediyoruz. Evet. Konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Rasyonel sayıların kuvveti alınırken hem payın hem de paydanın kuvveti alınır. Ondalık kesirlerin kuvveti alınırken önce rasyonel sayı olarak yazılır sonra kuvveti alınır diyoruz arkadaşlar. Örneklerimizi inceleyecek olursak 2 bölü 3'ün karesinde Evet, kareyi arkadaşlar dikkat ederseniz hem 2'nin karesi hem de 3'ün karesi olarak düşünüyorum. 2'nin karesi 4'tür. 3'ün karesi 9'dur diyoruz ve 4 bölü 9 işlemimizin sonucu olur diyorum. Eksi 2 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti anılırken arkadaşlar negatif kuvvetten kurtulmak için tabanı yani eksi 2 bölü 3'ü ters çeviriyoruz. Eksi 3 bölü 2 olarak yazıyoruz. Üste 2 yaptık. Dikkat edelim. Sadece negatiften kurtardım. O halde eksi 3 bölü 2'nin karesinde eksi 3'ün karesi ve 2'nin karesi şeklinde düşünüyorum. Eksi 3'ün karesi 9'dur. 2'nin karesi de 4 olacak diyorum. 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvvetinde öncelikle negatif kuvvetten kurtuluyorum. Tabanı ters çeviriyorum. 2 bölü 1 olarak yazıyoruz. 2'nin 3. kuvveti ve 1'in 3. kuvveti olarak düşünerek 2'nin 3. kuvveti 8 olarak işlemimizin sonucunu Bulmuş oluyoruz. Ondalık kesirlerin kuvvetleri alınırken arkadaşlar örneğin 0 tam onda bir'in karesi alınırken önce ne yapıyorum? Rasyonel sayı yani kesir olarak yazıyoruz. 0 tam onda 1'i 1 bölü 10 olarak yazdım. Ve ikinci kuvveti. 1'in karesi ve 10'un karesi şeklinde düşünüyoruz. 1'in karesi 1'dir. 10'un karesi 100'dür diyorum. 1 bölü 100'ü de 0 tam %1 olarak yazıyoruz. Evet örneklerimizi arkadaşlar inceleyebilirsiniz. Etkinliklerimize geçerek dersimize devam ediyorum. Birinci etkinliğimize baktığımız zaman aşağıda verilen üstü sayıların değerlerini örnekteki gibi bulunuz diyor arkadaşlar. Evet örnekte ne yapmış? Kuvvetleri her sayının arkadaşlar üzerine aktarmış. O halde A'dan başlayarak eksi 2 bölü 5'in karesi diyor. O halde ne yapmam gerekir? Eksi 2'nin karesi arkadaşlar burada işaret tespiti önemli. Kare çift bir sayı olduğu için parantezin üzerinde olduğundan dolayı artıya dönecek diye düşünüyorum. O halde eksi 2'nin ikinci kuvveti bölü 5'in ikinci kuvveti olarak düşünüyorum. Eksi 2'nin karesi 4'tür. 5'in karesi 25'tir. İşlemimizin sonucu 4 bölü 25 olur diyoruz. 1 bölü 3'ün karesi arkadaşlar 1'in karesi bölü 3'ün karesi olarak düşünüyorum. 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9'dur. Eksi 3'ün 3. kuvveti bölü 5'in 3. kuvveti olarak düşünüyorum. Eksi 3'ün 3. kuvveti eksi 27 bölü 5'in 3. kuvveti 125'tir diyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğe geçelim. Eksi 6 bölü 7'nin karesinde arkadaşlar. Kare çift bir sayı olduğu için eksiden kurtaracağız diye düşünebilirsiniz. Onun için parantezi yazmak zorundayım diyorum. Eksi 6'nın karesi bölü 7'nin karesi olarak yazdım. Eksi 6'nın karesi 36'dır. 7'nin karesi 49. 36 bölü 49 olur. Üst ifadenin değeri diyorum. Eksi 1 bölü 2'nin 5. kuvveti. Eksi 1'in 5. kuvveti bölü. 2'nin 5. kuvveti. Eksi 1'in 5. kuvveti. Eksi 1'dir arkadaşlar. 2'nin 5. kuvveti 32'dir. Eksi 1 bölü 4'ün 3. kuvvetinde. Eksi 1'in 3. kuvveti bölü 4'ün 3. kuvvet diyorum. Eksi 1'in küpü eksi 1 bölü 4'ün küpü 64 olarak yazıyorum. Evet, 1 bölü 3'ün 4. kuvveti. 1'in 4. kuvveti bölü 3'ün 4. kuvveti olarak 4'ü arkadaşlar ne yapıyoruz? Hem paya hem de paydaya dağıtmış oluyoruz. 1'in 4. kuvveti 1, 3'ün 4. kuvveti 81 olur. 1 bölü 81 işlemin sonucu olur diyorum. Evet. Devam edelim. Eksi 2 bölü 5'in eksi 2. kuvveti arkadaşlar. Öncelikle negatiften kurtarmak istiyorum. Ne yaparız? Tabanı yani eksi 2 bölü 5'i ters çeviriyorum. Eksi 5 bölü 2 olarak yazıyorum. Dikkat edelim. Sadece üstteki eksiden kurtarmış oldum. Evet, şimdi 2 arkadaşlar 2 kuvvetini içeri dağıtıyorum. Eksi 5'in karesi bölü 2'nin karesi eksi 5'in karesi 25 bölü 4 olur işlemimizin sonucu diyorum. Eksi 1 bölü 3'ün eksi 3. kuvveti. Öncelikle üstteki eksiden kurtarmak için tabanımızı eksi 3 bölü 1 olarak yazıyorum gençler. 3. kuvveti eksi 3'ün 3. Üçüncü kuvveti bölü 1'in 3. kuvveti eksi 3'ün 3. kuvveti Eksi 27 bölü 1 olur. Bunu da eksi 27 olarak yazarız. Eksi 3 bölü 4'ün eksi ikinci kuvvetinde. Evet, eksiden kurtarabilmek için tabanı ters çeviriyorum. Eksi 4 bölü 3'ün karesi. Evet, eksi 4'ün karesi olarak yazıyorum arkadaşlar. Bölü 3'ün karesi. Eksi 4'ün karesi 16 bölü. 3'ün karesi 9 olur diyorum. Y'ye baktığım zaman pardon I'ya baktığım zaman arkadaşlar eksi 1 bölü 2'nin eksi 5. kuvvetini eksiden kurtarabilmek için eksi 2 bölü 1 üssü 5 olarak yazdım. Eksi 2'nin 5. kuvveti bölü 1'in 5. kuvveti. Aslında 1'in arkadaşlar orada herhangi bir kıymeti yoktur diyorum. O halde eksi 2'nin 5. kuvveti eksi 32 bölü 1 olur. Bunu da eksi 32 olarak yazabiliriz. Evet devam ediyorum. Eksi 1 bölü 2'nin eksi 8. kuvveti eksiden kurtarabilmek için tabanı yani eksi 1 bölü 2 ters çevirelim. Eksi 2 bölü 1'dir arkadaşlar. Eksi 2 bölü 1'i aslında istersek eksi 2 olarak görebiliriz. Ama ben eksi 2 bölü 1'i yazmayı tercih ediyorum. Evet, eksi 2 bölü 1'in 8. kuvvetinde Eksi 2'nin 8. kuvveti 256 bölüyor. Direkt yazıyorum arkadaşlar. 1'in 8. kuvveti 1'dir. Bunu da 256 olarak yazabiliriz. Eksi 2 bölü 7'nin eksi 2. kuvvetinde eksi 7 bölü 2 olarak ters çeviriyorum. Ve 2. kuvvetini alacağım. Eksi 7'nin karesi artı olur arkadaşlar. Dikkat edelim. 49 bölü 2'nin karesi 4'tür. Eksi 4 bölü 3'ün eksi 3. kuvvetinde Eksiden kurtarabilmek için eksi 5 bölü 4'ün 3. kuvveti olarak yazdım. Evet eksi kalacak arkadaşlar. 3 tek bir sayıdır. O halde eksi 5'in 3. kuvveti eksi 125 bölü 4'ün 3. kuvveti 64 olur diyoruz. 4 bölü 5'in eksi 2. kuvvetini 5 bölü 4 olarak ters çeviriyorum. 2. kuvveti 5'in karesi 25 bölü 4'ün karesi 16'dır. Evet devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğe geçelim. Evet 1 bölü 10'un eksi 3. kuvvetinde eksiden kurtarmak için 10 bölü 1 olarak yazdım. 3. kuvveti. 10'un 3. kuvveti 1000'dir. 1'in 3. kuvveti 1'dir arkadaşlar. 1000 bölü 1 1000 olur. İşlemimizin sonuç diyorum. 3 bölü 8'in eksi 2. kuvvetinde eksiden kurtarabilmek için 8 bölü 3 üstü 2 olarak yazıyorum. 8'in karesi 64 bölü 3'ün karesi 9 olarak yazılır. Evet devam edelim. 3 bölü 2'nin eksi 5. kuvvetini eksiden kurtarmak için 2 bölü 3 üssü 5 olarak yazıyorum. 2'nin 5. kuvveti 32 bölü 3'ün 5. kuvveti 243 olur diyorum. Eksi 2 bölü 3'ün eksi 4. kuvvetinde Eksiden kurtarmak için eksi 3 bölü 2 üssü 4 olarak yazıyorum. Arkadaşlar 4 çift bir sayıdır. Eksiden kurtarırım. O halde 3'ün 4. kuvveti 81 bölü 2'nin 4. kuvveti 16 olur. 81 bölü 16 işleminin sonucu olur diyorum. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğe geçelim. İkinci etkinliğe baktığınız zaman aşağıda verilen üssü sayıların değerlerini örnekte gibi bunu diyor arkadaşlar. Evet ondalık gösterilmiş sayıları öncelikle rasyonel çeviriyoruz. Daha sonra az önce uyguladığımız kuralları hem payın hem de paydanın kuvvetini alarak işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Sıfırdan yüzde biri bir bölü yüz olarak yazıyorum. Üssü üçtür. Birin üçüncü kuvveti 1'dir. Yüzün üçüncü kuvveti arkadaşlar. Yüzü üç defa çarpacağım diye düşünüyorum. Ve birin yanına altı tane sıfır ekliyorum. Evet, ne oldu arkadaşlar? 1 bölü bir milyon olarak yazmış oluyorum. Evet bunu da ondalık gösterime çevirecek olursam sıfır tam. Evet virgülden sonra arkadaşlar ne olması gerekiyor? Altı basamak olması gerekiyor. Bir ile beraber. Evet sıfır tam. 1 milyonda 1 olarak yazmış oluyoruz. Eksi 0 tam onda bir'in 3. kuvvetini Eksi 0 tam onda biri, Eksi 1 bölü 10 Üstü 3 olarak yazıyorum. Eksi 1'in 3. kuvveti Eksi 1'dir. Onun 3. kuvveti 1000 olarak yazarım. Eksi 1 bölü 1000 Bunu da eksi 0 tam de 1 olarak Şuraya virgülümüzü yazalım. Yazmış oluruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğe geçelim. Eksi sıfır tam. Yüzde birin eksi ikinci kuvvetinde. Öncelikle kesir olarak yazıyorum. Eksi. Bir bölü. Yüzün. Eksi ikinci kuvveti. İkinci adımda arkadaşlar eksiden kurtarıyorum. Üstteki eksiden. Yani eksi ikinin Eksi 1 bölü 100'ün kare eksi ikinci kuvvetiydi ya. Şu eksiden kurtaracağım. Tabanı ters çevirmem gerekiyor. Eksi 100 bölü 1'in karesi oldu. Eksi 100'ün karesi arkadaşlar artıya dönecektir. Kare çift bir sayı olduğu için. O halde 100'ü 100 ile çarparsam 10.000 bölü 1 olur. 10.000'i 1'e bölecek olursak da 10.000'i olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Eksi 0 tam 2'nin eksi 3. kuvveti. Evet. Eksi 0 tam 2'yi eksi 2 bölü 10 üssü eksi 3 olarak yazıyorum. Arkadaşlar burada sadeleştirmek bizim işimize yarayacak. Eksi 2 bölü 10'u sadeleştirecek olursam eksi 1 bölü 5 üstü eksi 3'tür. Üstteki eksiden kurtarmak için tabanı ters çeviriyorum. Eksi 5 bölü 1 üssü 3 olarak yazıyorum. Evet. Eksi 5 bölü 1. Eksi 5 eşittir. Eksi 5'in 3. kuvveti eksi 125 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Evet. Devam edelim. Eksi 0 tam 10'da 4'ün eksi 2. kuvvetinde. Eksi 4 bölü 10 üssü eksi 2 olarak yazıyorum. Arkadaşlar mutlaka sadeleştirme yapalım. Sayıları çok büyütmek istemiyorum. O halde 4 bölü 10'u Şöyle 2 ile sadeleştirecek olursam. Eksi 2 bölü 5 üssüm. Eksi 2'dir. Üstteki eksiden kurtarabilmek için tabanı ters çeviriyorum. Eksi 5 bölü 2 üssü. 2 olur. Eksi 5'in karesi 25. 2'nin karesi 4 olur. 25 bölü 4 işlemimizin sonucu olur diyoruz. E'ye evet, e baktığımız zaman 0 tam 10'da 5'in 4. kuvveti. 0 tam 10'da 5'i 5 bölü 10 üssü 4 olarak yazıyorum. Sadeleştirecek olursam 1 bölü 2'nin 4. kuvvettir. 1'in 4. kuvveti 1. 2'nin 4. kuvveti 1 bölü 16 olur. İşlemimizin sonucu diyorum arkadaşlar. Evet geçelim. Eksi 0'dan %5'i eksi 5 bölü 100 üstü eksi 2 olarak yazıyorum. Sadeleştirelim arkadaşlar. Her iki tarafı 5'e bölelim. Hem payı hem payı diye 5'e bölersem. Eksi 1 bölü 20'nin eksi 2. kuvveti. Üstteki eksiden kurtarmak için. Eksi 1 bölü 2 ters çeviriyorum. Eksi 20 bölü 1 olarak yazıyorum. Üste 2 oldu. Eksi 20'nin karesi de 400 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. 0 tam yüzde birin, pardon binde birin eksi üçüncü kuvveti 1 bölü 1000 olarak yazıyorum. Eksi 3. kuvveti. Eksiden kurtarabilmek için arkadaşlar ne yapmamız gerekir? 1 bölü 1000'i ters çeviriyorum. 1000 bölü 1 üssü 3 oldu. Bu da arkadaşlar 1000'in küpü demektir. 1000'in küpü demek arkadaşlar. 3 tane 1000'i çarpacağız demektir. Yani 1000'in bir kere çarpıyorum. 3 sıfır ekledim. Tekrar 3 sıfır ekleyerek evet 1 milyar olur işlemimizin sonucu diyorum. Eksi sıfırdan 10'da eksi 3. kuvvetinde eksi 5 bölü 10'un eksi 3. kuvveti olarak yazdım. Sadeleştirecek olursam eksi 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvvetidir. E ters çeviriyorum arkadaşlar. Eksi 2 bölü 1'in 3. kuvveti. Evet eksi 2 bölü 1'in 3. kuvveti demek arkadaşlar. Eksi 2'nin küpü eksi 8 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğe geçelim. 3. Evet, üçüncü etkinliğe baktığımız zaman aşağıda verilen eşitliklerde kullanılan harflere karşılık gelen sayıları bunu diyor. Arkadaşlar burada şunlara dikkat ediyorum. Pay ve payda İşlem yapıldıktan sonra yani üstü sayının değeri bulunduktan sonra yer değiştirdiyse negatif kuvvet gelecek diye düşünüyorum. Örneğin 4 bölü 3'ü dikkat ederseniz 4 pay değilmiş 3 de paya çıkmış. O halde eksi birinci kuvveti olur diyorum. 4 bölü 3'ün eksi birinci kuvvetini alacak olursam 3 bölü 4'tür. Eksi 2 bölü 3 arkadaşlar 2 pay değiniyor 3 paya çıkıyor. O halde B de eksi birinci kuvveti olur diyorum. Evet. Eksi 1 bölü 3'ün C'nin kuvveti arkadaşlar. Dik dikkat ederseniz 3 pay kısmına çıkıyor arkadaşlar. Pay kısmına çıkabilmesi için negatif kuvvet gelmesi gerekir diyorum. Ve 3'ün üçüncü kuvveti 27 olduğu için eksi 3 olur. C'nin değeri diyorum. Evet. 2 1 bölü 4 olarak yazılıyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz 2 payda iniyor. O halde payda indiği için eksi gelecek diyorum. Ve 2'nin ikinci kuvveti 4 olduğu için D'nin değeri Eksi 2 olur diyoruz. 2 bölü 7'de arkadaşlar. Evet 2 aynen payda kalmış. 7'de dikkat ederseniz kuvveti anlarak payda da kalmış. Demek ki eksi gelmeyecek. Evet 2'nin karesi 4'tür. 7'nin karesi 49'dur. Ve e'nin değeri 2'dir. 1 bölü 4'te arkadaşlar. 1 bölü 64 bakın. 1 aynen geçti. 4'te kuvveti anlarak geçti. Eksi olmayacak diyorum. 4'ün 3. kuvveti 64 olur diyoruz. Evet, devam edelim. Temizleyerek bir sonraki etkinliğe geçelim. 3 bölü 2'nin arkadaşlar dikkat ederseniz 3 27'nin 3'ün 3. kuvveti 27'dir. 2'nin 3. kuvveti 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Yer değiştirmediği için artı olacak 3'ü üstler. Ve 3'ün 3. kuvveti ve 2'nin 3. kuvveti olduğu için e'nin değeri 3'tür. Eksi 1 bölü 2 Evet 2 arkadaşlar pay kısmına çıkmış diye düşünebilirim. O halde eksi olacak. Ve 2'nin küpü 8'dir. O halde j'nin değeri eksi 3 olacak diyorum. Evet 2 payda iniyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz. O halde payda yenmesi için eksi gelecek diyorum. Ve 2'nin 5. kuvveti 32 olur diyoruz. Şu 5'i de biraz daha güzel yazalım. Evet eksi 3'ün Arkadaşlar dikkat ederseniz paydaya inme durumu yok. O halde direkt 3'ün 3. kuvveti 27 olduğu için m'nin değeri 3 olacak diyorum. Eksi 3 bölü 5'in n'nin kuvveti arkadaşlar. 5 pay kısmına çıkıyor. 3 de payda iniyor arkadaşlar. Demek ki eksi gelecek. 3'ün karesi 9'dur. 5'in karesi 25'tir. O halde n'nin değeri eksi 2 olur diyoruz. Evet eksi 1 bölü 3'ü dikkat ederseniz 3 arkadaşlar pay kısmına çıkıyor. O halde eksi gelecek diyorum. 3'ün karesi 2 oldu, 9 olduğu için P'nin değeri eksi 2 olur diyorum. Evet devam edelim. Eksi 3 üstü R'de arkadaşlar. Eksi 3 payda iniyor. Eksi gelir diyorum payda indiği için. Evet 3'ün karesi 9'dur. O halde eksi 2 olur. R'nin değeri. 4 arkadaşlar dikkat ederseniz paydaya indi. O halde eksi gelmesi gerekir. 4'ün küpü yani 3. kuvveti 64'tür. S'nin değeri eksi 3 olur diyoruz. 1 bölü 64 2 üzeri T'ye eşittir arkadaşlar. Ve 2 paydaya indiği için eksi gelecek diyorum. Ve 2'nin 6. kuvveti 64'tür. Demek T'nin değeri eksi 6 olacak diyoruz. Evet eksi 1 bölü 4'te dikkat ederseniz kesirden kurtuluyor. Yani 4 yukarı çıkıyor. O halde eksi gelecek diyorum. Ve 4'ün karesi 16'dır. Demek ki V'nin değeri eksi 2 olacak diyoruz. Evet arkadaşlar bu etkinlikle de konumuzu burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.